Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 44. yıl dönümü kutlamalarına davet edilen yabancı gazeteciler, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Daire Müdürü Gülten Sevgili tarafından samimi ortamda kabul edildi ve briefing yapıldı. Gülten Hanım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sorunu ve günümüze kadar barış çözümü ve ikili görüşmeler hakkında gazetecileri bilgilendirdi. 1963 yılından da önce başlayan Kıbrıs sorunu 1974'te başlamış gibi gösterilmeye çalışılıyor. 1974 Kıbrıs sorununun başlangıcı değil, sonucudur. Kıbrıs Türk halkı 50 yıldır hapsedildiği müzakere masasında iyi niyetle çözüm arıyor. Ancak Rum tarafının ve uluslararası camianın tutumu dolayısıyla çözüm bulunamıyor. Bu şekilde daha ne kadar müzakere edeceğiz? Rumlar bizimle ne eşitlik istiyor ne de cumhuriyetin faydalarını paylaşmak istiyor. Müzakerelerin sadece masada önü açık bir şekilde devam etmesini ve bizim kendimize yeni bir yol çizmemizi istemiyorlar, dedi Gülten Sevgili. Gülten Hanım ayrıca Kıbrıs adası etrafındaki enerji kaynaklarında Kıbrıs Türk halkının da hakkı bulunduğunu belirterek Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek taraflı eylemlerine izin verilmeyeceğini ve Kıbrıs Türk halkının haklarının sonuna kadar korunacağını vurguladı. Sonra yabancı gazetecilerin soruları cevaplandırıldı.